Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşmaya gayret edeceğiz. Çünkü Beşiktaş'ta hareketli günler, transfer dönemine yönelik hareketler devam ediyor ki bu da gayet doğal. Çünkü Beşiktaş artık ülkemizi hem Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek, ayrıca yurt içerisinde hem Ziraat Türkiye Kupası var, hem Süper Lig var ve şampiyon apoletiyle buralarda başarılı olmaya devam etmek istiyor. Bunu özellikle söyleyebiliriz. Peki Beşiktaş'ın gündeminde neler var? 1-2 gün içerisinde neler toparladık sizin için? Onları sizlerle paylaşacağım. Öncelikle kanalıma gösterdiğiniz ilgi ve abone olarak verdiğiniz destek nedeniyle hepinize teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu desteğiniz Beşiktaş'ta daha geniş bir kesime ulaşmamızı sağlıyor. Tekrar teşekkürlerimi iletmek isterim. Şimdi başlıklara bakalım. Ne tür başlıklar var? Neleri anlatmaya çalışacağız sizlere? Beşiktaş'a üçlü paket diyeceğiz. Bu üçlü paketin içerisinde kimler var? Onları anlatmaya gayret edeceğiz. Gezal Galatasaray'a gidiyor mu? Gider mi? Soruları sokakta da en çok rastladığımız soruların başında yer alıyor. Hatta YouTube kanalımdan da sürekli yöneltiyorsunuz. Yani Gezal konusunda Galatasaray'ın ciddiyeti nedir diye o konuda bilgi vermeye gayret edeceğim. 10 numara transferinde Beşiktaş büyük bir adım attı. Bunu hemen vurgulamak istiyorum. Bu büyük adım sonuca ulaşıyor. Adım adım diyelim galiba daha doğrusu olacak. Sergen Yalçın 8 oyuncunun biletini kesti. Gayet doğal çünkü bazı oyuncularla vedalaşması gerekiyor. Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin gündemindeki oyuncu şimdilerde Beşiktaş'ın takibinde, gelecek vadeden çok önemli bir yıldız adayı. Bu ismi de sizlerle paylaşmaya gayret edeceğim. Hemen nereden başlayalım? Beşiktaş'taki gelişmelere şu imzalarla başlayalım istiyorum. Tabii Salih Uçan imzasını söylemiyorum. O biraz daha geride kaldı. Hayırlı olsun. Çünkü Salih Uçan gerçekten de önemli bir isim. Hem yerli oyuncu, TC pasaportu var, hem de orta sahada Sergen Yalçın'ın bir anlamda tedrisatından geçmiş, onun neler istediğini bilen bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Hemen diğer imzalar, iç transferde gerçekleşen imzalar. Atiba ile bir yıl daha uzatıldı. Gökhan Töre ile yine bir yıl daha. Necip Uysal'la 2 yıl ve Utku Yuvakuran'la da 3 yıllık bir imza gerçekleşti. Yani Beşiktaş İç transferdeki meselesini 3 aşağı 5 yukarı çözmüş oldu. Tabii ki biliyorum Rozier ve Gezal konusunda neler olacak diye soruyorsunuz. Ama onlarla ilgili de bilgi aktarımını gerçekleştireceğim. İsterseniz şuradan devam edelim. Hani dedik ya Sergen Yalçın 8 oyuncunun biletini kesti diye. O 8 oyuncuyu söyleyelim. Zaten Douglas ve Lens zaten Beşiktaş'ta istenmeyen oyunculardı. Onun yanında Boyd da var ama Boyd'u Rıza Çalınbay Sivasspor'a tekrar istiyor. Onun gitme ihtimali var. Umut Nayır oyunculardan biri. Erdoğan Kaya genç oyuncu. Erdem Seçkin yine genç oyunculardan. Alpay Çelebi ve Kerem Kalafat da Giresunspor'da kiralık oynamıştı. Bu 8 oyuncuyu o sözü söylemek istemiyorum. Sergen Yalçın üstünü çizdi. Hayır, kendilerine takım bulmasını istedi ki gayet doğal bir durum. Takım bulacaklar, gidip oynayacaklar. Burada önemli nokta öyle olması gerektiği ve genel olarak da bu bilgileri paylaştıktan sonra merak ettiğiniz şu Rozier konusunda size biraz bilgi aktarmak istiyorum. Rozier açıkçası görüşmeleri devam eden oyuncular arasında ve olma ihtimali Gezal'la Rozier arasında en önemli öne çıkan oyuncu o. Yani Gezal'dan daha yakın Beşiktaş'a diyebiliriz ama Gezal konusunda da öyle hani umutsuzluğa kapılacak bir durum olmadığını net bir şekilde söylemek istiyorum. Ve burada iç transfer, dış transfere geçmeden önce iç transferde bir gelişme var. O da şok bir gelişme bana göre. Maalesef oyuncular bu tür noktaları kendi lehlerine olumlu kullanmaya çalışıyorlar. Kimden bahsediyorum? Kyle Larin'den bahsediyorum. Beşiktaş Larin'e imza 2 yıllık uzatma, yeni imza teklifinde bulundu. Larin de bu teklifi kabul etmedi. Peki o zaman gidersen bir bonservis kazanalım dedi. Onu da kabul etmedi. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağım. Yıldızımı biraz daha parlatacağım. Sonrasında açıkçası
kararımı vereceğim diyor. Yani o noktadan sonra belki daha yüksek bir ücret kazanabilirim düşüncesinde. Açıkçası bir Larin krizi diyebiliriz. Çünkü Beşiktaş Larin'i ikna edeceğinden emindi. Ha şu anda ikna olmamış olması gelecekte de olmayacağı anlamına gelmez. Onu da özellikle söyleyelim. Ama şu an için, şu anda görünürde bir Larin krizinden bahsedebiliriz. Yani oyuncunun oynamasında bir sıkıntı yok. Bir yıllık sözleşmesi var. Ama ya satalım para kazanalım ya da gel 2 yıllık imza at ve biz de hani elimizi rahatlatalım noktasında Beşiktaş'ın teklifine yaklaşmadı, sıcak yaklaşmadı, onu söyleyebiliriz. Şimdi devam edelim isterseniz. Şuradan devam edelim. Kenan Karaman konusunu merak ediyorsunuz, onu da soruyorsunuz. Kenan Karaman'da ufak tefek pürüzler var. Zaten Emre Koca da bir ön anlaşma yapıldığını söylemişti. Oradaki temel noktalardan bir tanesi şu yerli yabancı oyuncu meselesindeki Türk parasıyla döviz konusunda da bir kriz, ufak tefek bir pürüz diyelim var. O pürüzün çözülmesi gerekiyor. Kenan Karaman konusunda teknik ekiple yaptığımız görüşmede genelde evet bir yabancı tercihi olsa belki düşünmezdik ama bugün Türk oyuncular değerli olduğu için biz onu da kadromuzda kullanmak, görmek istiyoruz düşüncesindeler. Onu özellikle vurgulayalım. Şimdi bir devam edelim. Kaan Ayhan konusu var. Yine 4 takımımızın devreye girmesi sonucu hem işte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor 4 takım devreye girince Sassuolo da açıkçası bunu fırsat haline çevirmeye çalıştı ve o fırsatı da 6 milyon euroluk bir değer olarak karşımıza çıkardı. Kaan Ayhan'ın bu fiyatlarla herhangi bir takımımıza transfer olması bence pek mümkün görülmüyor. Onu özellikle söyleyebilirim. 6 milyon euro bonservis bedeli ama ellerinde 2024 yılına kadar yapılan bir sözleşmeleri olduğu için kiralama, şu formül bence mantıklı görülebilir. Kira ve satın alma opsiyonu gibi bir noktaya gelebilir diye düşünüyorum. Açıkçası böyle bir düşüncem var. Yani Kaan Ayhan konusundan Beşiktaş vazgeçmiş değil. Şimdi çok fazla uzatmayayım. Hemen şu Gezal konusuna girelim isterseniz. Çünkü Gezal konusunu merak ediyorsunuz. Gezal şöyle bir noktada. Menajerleri Galatasaray'a teklif ediyorlar. Galatasaray'da fiyatını öğrenelim diyor ve şöyle bir noktaya geliyor. Tamam, öğreniyorlar. Şu anda 2.3 alıyor Leicester City'den. Beşiktaş'ın 2.5 teklifi var. 3 milyon euro Galatasaray'dan isteniyor. Galatasaray'da 2.7'ye kadar çıkabiliriz diyor. Sanki bu iş olmuş bitmiş gibi görüşülüyor. Ama böyle bir durum söz konusu olamaz biliyorsunuz. Çünkü oyuncunun Leicester City ile bir yıl daha sözleşmesi var. O sözleşmeye baktığınızda o sözleşmenin gereği olarak 4-5 milyon eurodan aşağıya inme ihtimalleri yok. Yani bonservis ücreti olarak ve şu anda onu verme konusunda hangi kulübün eli daha rahat derseniz bence hiçbir kulübün eli rahat değil ama Gezal'ın Beşiktaş'ı istemesi, babasının da Beşiktaş'tan yana tavır sergilemesi bir anlamda şöyle söyleyebiliriz, Beşiktaş'a gelecekmiş gibi görünüyor. Yani Galatasaray'ın devreye girmesi, işte Getson'a misilleme vesaire gibi konuşuluyor ama ben Gezal'ın eğer Leicester City tarafı çözümlenirse Beşiktaş'a doğru adım adım ilerlediğini söyleyebilirim. Yani biraz daha umutsuzdum ama daha umutlu hale geldiğimi rahatlıkla söylemem gerekiyor. Ama tabii onun yanında şunu da söylememiz lazım. Bir üçlü paketten bahsettik. Hemen videomuzun başında Beşiktaş'a üçlü paket. Eğer bu üçlü paket gerçekleşirse zaten Beşiktaş'ın pek çok sorunu da çözümlenmiş olacak. O üçlü paketi vermeden önce bir önemli gelişmeden bahsetmek istiyorum sizlere. Önemli gelişme şu, Bursaspor'un yıldızı parlayan oyuncuları var. Bunların arasında hem Trabzonspor'un hem Fenerbahçe'nin istediği bir oyuncu var. Kim o? Burak Kapacak. Burak Kapacak konusunda yönetim bir ön araştırma yaptı. Onu net bir şekilde söylüyorum. Ön araştırma yaptı Burak Kapacak'ı alma konusunda. Şu anda bir anlaşma söz konusu değil. Ön araştırma var ama Beşiktaş yönetiminin ciddi olduğunu bu konuda söyleyebilirim. Yani Burak Kapacak çünkü Sergen Yalçın kanat oyuncusu istiyor ve yerli kanat oyuncusu istiyor. Burak Kapacak da
Beşiktaş'a doğru yönelirse şaşırmayız. Buradaki temel sorun Bursaspor'un ne kadar istediği. Hepiniz biliyorsunuz, daha önce söylemiştim, Trabzonspor talip olduğunda 2 milyon dolarlardan bahsettiler. Ki bu rakamlar gerçekten de çok hani ulaşılabilir rakamlar değil, ama Bursaspor'un da düzlüğe çıkabilmesi için bazı oyuncuları makul ücretlerle satma zorunluluğu var. Bu bilgi kesin. Yani Beşiktaş yönetimi net bir şekilde Burak Kapacak'la ilgileniyor. Ön görüşmeler yapıyor, ama son karar için Bursaspor'un belirleyeceği fiyatın önemli olacağını vurgulamak istiyorum. Şimdi gelelim şu üçlü pakete, ki o üçlü paketin içerisinde 10 numara da var, onu söyleyelim. Beşiktaş diyor ki biz şu üçlü paketi alırsak meselemiz çözümlenecek. Kim bu üçlü paket? 1- Diego Costa, 2- Alex Teixeira, 3- Luke de Jong. Bu üçlü paket bizi hayata döndürür. Gerçekten de 3 isim de mükemmel isimler. Onları söylememde yarar var. Yani şu üçlü paket dolayısıyla 10 numara sorununuzu da çözmüş olacaksınız. 10 numara sorununun çözülmesi için Laiç'in de gitmesi gerekiyor. Oradan da bir gelir gelmesi gerekiyor. Hemen o üçlü paketin içerisinde bulunan isimlerle ilgili olarak kısa bilgiler vereyim. Zaten detaylı bilginiz var. Diego Costa için 2,5 x 2 yıllık sözleşme 5 milyon euro. Diego Costa şu anda düşünüyor. Yani santrofor bölgesinde en yakın isimlerden biri. Benfica'da talip, ama Benfica'ya gitmek değil, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini söyleyebiliriz. İkincisi Alex Teixeira. Alex Teixeira'da da bayağı bir mesafe kat edildi. Oyuncu 3,5'tan açtı. Şu anda 2,5 çarpı 2 yıl 5 milyon euroluk bir maaş konusu çözümlenmiş gibi görünüyor. Bonuslarla imza parası 1,5 milyon euro, 2 taksitle ödenecek şekilde bir yerlere varıldığını söyleyebilirim, ki bu da Beşiktaş için gerçekten çok büyük bir avantaj. Ben Alex Teixeira'yı izlemek isterim Türkiye'de. Müthiş bir oyuncu. Hem gol atan, attıran çok özel bir oyuncu. Bir oyuncu da Luke de Jong. Bunu bir paket olarak, üçlü paket olarak düşünülüyor. Sevilla'da oynuyor, ama 30 yaşındaki oyuncunun 2023'e kadar sözleşmesi var. Beşiktaş şunu düşünüyor: bir kiralama satın alma opsiyonuyla halledebilir miyiz düşüncesinde. İşte bu üçlü paketi sağlamaya çalışıyor. Bu üçlü paket gelirse Beşiktaş, eğer Sergen Yalçın'ın istediği oyun felsefesi de geçen yılki gibi oturursa, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde de bir anlamda yüzümüzü güldürecek sonuçları alabilir. Tabii kuralar vesaire, pek çok şeyin de önemli olduğunu vurgulamam gerekiyor. Beşiktaş'la ilgili gündemimiz bu genel olarak. Tabii ki birçok oyuncuyla ilgili de bilgi topluyoruz, ama en temel bilgilerin bunlar olduğunu vurgulayayım ve bu noktada Beşiktaş gündemini noktalamak isterim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.